hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evdeyim, tekim. Ay tek değilim, ailem de burada da. Evdeyim, hani bir arkadaşım falan gelmeyecek, işim gücüm yok. Pazar günleri, cumartesi günleri yaptığım o vloglardan bir tanesini çekeceğim. Biliyorsunuz ki artık yavaş yavaş yaz gelmeye başladı. O yüzden ben de genelde cuma, cumartesi günleri falan evde olmuyorum. Hatta pazar günleri falan bile olmuyorum. Hep dışarıda arkadaşlarımla geziyor oluyorum. Ama bugün, dün gece çok geç saate kadar arkadaşlarımlaydım. O yüzden bugün çok yoruldum, dışarı çıkmayacağım. Ve evde duracağım ve evde durduğum için dedim ki vlog çekeyim, neden çekmiyorum. Böyle Starbucks'tan falan içecek söyleyip böyle yatıp dizi falan izlemek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir plan yaptım kendime. Belki biraz odamı toplamayacağım. Odam da toplu şansıma ilk defa. Öyle yani, böyle birkaç işim var. Sizle birlikte bakım falan da yaparız. İşte bilmiyorum, belki markete giderim. Canım erik çekiyor, erik almak istiyorum. Öyle yani, şimdi ben bir anneme market fikrini soracağım. Eğer tamam derse birlikte markete gidelim. Anne! Arkadaşlar şimdi annemi şey için ikna ettim. Market için ve markete gidiyoruz. Meyve falan alacağım, erik alacağım. Canım erik çekti. Sen mi geliyorsun? Hı, defne duymasın. Niye geliyorsun? Niye geliyorsun lan? Seni çağıran oldu mu? Mont versene anne. Efendim? Seni çağıran oldu mu? Bana söyle. Seni çağıran oldu mu? Sadece bunu söyle. Söyle. Olmadı. O zaman niye gelin? Canım istiyor. Ben sana gel dedim mi? Gelebilir miyim? Tamam. İlik gelmemiş bile. Arkadaşlar pazara geldik. Şuradan bu kapıdan mı girsek? Pazara gelmeli bir 4-5 yıl oluyor. Çok heyecanlıyım. Erik bakacağız buradan. Küfür ettim yanlışlıkla. Etme lan. Terbiyesiz. Balık seçiyoruz. Kalamar. Zargana. Zargana balık. Kalamar istiyorum. Erik buldum. Arkadaşlar şimdi Migros'un önünde annemi bekliyoruz. Biz suşi aldık, sarma aldık, erik aldık. İşte balık aldık. Maalesef haftada 2 gün falan balık yemek zorundayız. Ama nefret ediyorum balık yemekten. Şaka şaka, nefret etmiyorum ama çok sevdiğim söylemez. Bugün Ejin ilk defa Norveç somonu yiyecek. Tadacak. İlk defa yememişimdir. İlk defa. Bilmiyorum. Kalamar alacak mı? Yiyeceğiz bakalım nasıl olacak. Mısır aldık. Arabaya doğru yürüyoruz. Birazdan eve gideceğiz. Bayağı yoruldum ben. Nedense bir saatliğine dışarı çıktım ama yine de yoruldum. Yorgun hissediyorum. Arkadaşlar eriklere bakın. Aşırı güzeller. Tatları da bayağı iyi. Birkaç tane tattım. Yemekten sonra yiyeceğim bunları. Böyle güzel bir şey hazırlayacağım. Sarma da aldım. Baba sarma aldım. Şimdi biz balığı yapıyorduk fırında ama elektrikler kesildi. O yüzden şimdi ben salata falan yapacağım balık olana kadar. Ama balık şu an pişemiyor elektrikler kesildiği için. Büyük ihtimal birazdan gelir. O yüzden ben de o sırada salata falan yapacağım. Size de göstereceğim. O kadar uğurlu bir insanım ki elektrikler geldi. Biz şimdi işimize devam edeceğiz. Salatamızı yapalım. Bunu aslında kesilmesine gerek yok. Kesilmesine gerek yok. Şey domates baya pahalıya geliyor değil mi şeye göre, normal. Normal domates yok değil mi? Nasıl kessem? Şöyle kes. Her şeyi koyalım yani. Sen zeytinyağlı falan sevmiyordun değil mi? Soğan. Tamam, soğan yapalım o zaman. Hazır, baya baya güzel duruyor. Şimdi sarmaları koyacağım. Sarmalarda böyle duruyor. Bayağı güzel tatları, ben bayağı beğendim. Benim içecek fiyosti. İşte balık arkadaşlar. Burada da somon var. Ben hiç somon yemedim hayatımda galiba. Bugün tadacağım bakalım nasıl tadı. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimi yedim. Kendime erik koyacağım. Sonra odama çıkacağım ya da salona gideceğim ve keyif yapacağım. Buna ihtiyacım var. Şimdi erikleri koyuyoruz. Erik tuzsuz olmaz. Tuz da döküyoruz. Film bakıyorum. Arkadaşlar tabii ki ne izleyeceğimi buldum. Kaçak Gelinler. Çok küçükken annemle izliyorduk, bakalım hala o kadar zevkli gelecek mi? Çok seviyordum ben bu diziyi. Şimdi yine izleyeceğim. Kendime cips koyacağım. Hala izliyoruz, Defne de izliyor. Hoşuna gitti mi?
Bu da cipsle yoğurt. Yoğurda banıp yiyorum. Arkadaşlar şimdi televizyon kapadım. Üst kata çıkacağım odama. Biraz bakım falan yapmak istiyorum. Yarın okul var, o yüzden biraz hazırlanmak istiyorum. Burada kaşım seyrekleşmiş. Niye bilmiyorum. Az duruyor böyle. Boyuyorum dışarı çıkarken de şu an fark ettim. Ay, camı açık unutmuşum. Odam çok soğuk. Şimdi kararımı verdim. Yüzüme birkaç tane maske yapacağım. İlk olarak The Purist'ın bu kırmızı maskesini yapacağım. Bu biraz kana benziyor, korkutucu. Ay, çok kötü duruyor. Bu cilt tonunu eşitlemeyi vaat ediyor ama arkadaşlar bir 6-7 ay falan kullanmanız gerekiyor böyle çok güzel sonuçlar vermesi için. Yani evet bayağı işe yarıyor ama bence uzun vadede yarıyor. Hani sivilce lekelerini falan tamamen gidermesi zaten %100 imkansız ama azaltıyor yani. Benim zaten ikinci kutum bitiyor hatta burada. Son kez artık yapıyorum yüzümü. Yüzüme asit sürmüş oluyorum yani bunu sürerek. Asitli bir maske. 5 dakika bekletip yıkayacağım. 5 dakika beklettik. Şimdi yüzümüzü iyice yıkıyoruz. Bu arada yarın ödevlerim var galiba. Onları da yapacağız bugün. Şimdi yüzüme serum süreceğim. Ben şöyle cildimin şu lekelere taktım. Sivilce değil bunlar, leke. Kapatıcı falan sürdüğümde direkt yok oluyor. Ama yine de daha da yok olmasını istiyorum. O yüzden bu iki serumu kullanacağım. Biri C vitamini serumu, diğeri de glikolik asit serumu. Bu ikisi de ciltteki kusurları gidermeyi vaat ediyor. İkisini karıştırıp süreceğim ben. Böyle elime 3 damla falan bundan damlatıyorum. Sonra glikolik asit damlatıyorum biraz daha. İyice elimin üstüne karıştırıp yüzüme sürüyorum. Bu yaptığım ne kadar doğru hiç bilmiyorum. Belki de çok yanlış bir şeydir ama zannetmiyorum. İkisi de asit ürünü. O yüzden bence bayağı iyi. Bunlar bence daha çok işe yarıyor bu arada. Maskeden falan. Bakalım sürdük. Bayağı ışıltı falan veriyor zaten. Cilt bakımım bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlanı yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi çok güzel parlıyor cildim. Bir de dişlerimi fırçalayacağım. Sonra ödevlere falan başlarım yavaştan. En son ders çalışacağımı söylemiştim ama şu an kendime ders çalışmaktan çok daha zevkli bir aktivite buldum. Şu an gösteremiyorum ama benim şu an elimde böyle bir senaryo var. Ben yakında çok güzel bir projeyle, biliyorsunuz daha geçen sene bir dijital dizi ve bir sinema filminde başroldüm. Bu senede bir projem daha var. Şu an daha çok erken ama çekim süresine az kaldığı için senaryo okumak istiyorum. Burada muazzam bir proje. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. O yüzden şimdi onun senaryosunu okuyup altlarını çizeceğim. Zaten size çok yakında diğer detayları falan veriyor olacağım. Şimdi hadi birlikte senaryoyu okuyalım. Ama önce şu yatağımı toplayacağım çünkü çok sinir bozucu görünüyor. Evet arkadaşlar, yavaştan hava kararmaya başladı ve ben bayağı senaryoyu bir okudum yani. Bir 20-25 sayfa okudum galiba. Şimdi aşağı ineceğim. Kendime noodle yapacağım. Çünkü acıktım. Daha yeni balık yedik. 2 saat falan oldu ama acıktım yine. O yüzden noodle yapacağız birlikte. Ay, ışık yanmıyor. Yandı. Arkadaşlar suyu koydum. Şimdi bekliyorum. Tavuk aromalı noodle yapacağım kendime. Bayağı güzel bunun tadı arkadaşlar. Ben kutudaki olan noodle'ları daha seviyorum. Tatları daha güzel oluyor. Şimdi suyumuz kaynadı. Suya koyuyorum. Sonra kapağını kapatıp bekleteceğiz biraz. 2 dakika, 3 dakika falan bekleyecek. Sonra basil koyup içine yiyeceğim. Yaptığım noodle'ı yiyorum. Ve birazdan şey yapacağım arkadaşlar. Birlikte makyaj yapacağız. Hazırlanacağız. TikTok çekeceğim. Çünkü bir haftadır falan hiç TikTok yüklememişim ve artık yüklemem gerekiyor. O yüzden makyaj yapıp TikTok çekeceğiz. İnşallah yükleyeceğim güzel bir içerik çıkar. Şimdi noodle'ını yiyorum. Arkadaşlar küçük iki tane eşek sıpası odama geldi ve çıkmıyorlar. Çıkar mısınız odamdan? Hayır. Çıkın. Chicken in London. Çıkar mısınız? Defne kuduruk musun? Kuduruk musun?
Bu bir ittifak değil. Kuduruk musun? Ah! Tam özür dilerim. Kuduruk. Sakın alma. Ağlayacak. Başladı. Tuvalete gidip ağlar mısın lütfen? Şaka yaptım ya. Sinek gözü geçiriyor, iyi mi? Sakın gözüne bakma. Gel buraya, tamam. Geçti. Desme, abartma. Şuna bak ya, soyuldu. Hüseyin ne yaptın? Arkadaşlar ben şimdi salonda, Ayşe de mutfakta sarma yiyorum. Saat artık 11'i geçti, 12'ye doğru geliyor yani. 11'i 5 falan geçiyor gerçi. Ve artık videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel çekebilmişimdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne tarz videolar istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Öptüm. Bye.